tane kaptan bahsediyor. Şöyle yazalım kapları. Şöyle alalım. Bu A kabı olsun. Sonra bir tane bundan daha ufak olacak muhtemelen. Şöyle daha küçük çizelim. Şöyle bir tane B kabı. Bir tane de C kabı var. Şöyle. Şimdi bu şekilde ifade edilmiş. Biz şimdi tersten bakalım. Şöyle. Şimdi biz işlemi tersten ele alırsak en son bir kere hepsinin içerisinde eşit miktarda su olacak. Normalde A tamamen dolduruluyormuş. Tamamen. Sonra B'ye aktarılıyormuş. A'da bir miktar su kalacak. B'deki su C'ye aktarılıyormuş. C tamamen dolacak. Şimdi en son işlemde bizim C'miz tamamen dolmuş olacak. Bunun içerisinde şu suyun miktarı x litre olsun. Bu kadar. Şimdi en son C dolduğunda x litre kaldığına göre ötekilerin içerisinde de şu an x litre olmalı. Yani bunun içinde de en son x litre kalmış olmalı. Bunun içinde de x litre su kalmış olmalı ki eşit olsun. Şöyle olmalı. İçerisindeki su miktarları en son durumda aynı. Şimdi buradan suyun ne kadar diyordu? Evet, ne kadar olduğu söylenmiyor. Şimdi şuraya tabii tamamen doluydu bu. B A tarafından tamamen doldurulmuştu. Sonra C'ye aktarılmıştı. Bu tamamen doluydu. Boş kısmı C'ye giden kısmı olacak. Yani şu boş kısım, buradaki kısım aslında C'ye aktarılan kısım. C'ye ne kadar aktarıldı? X kadar aktarıldı. O zaman bunun boş kısmı X olmalı. Şimdi tekrar en başa dönersek. A'nın boş kısmı B'ye aktarılan kısmı aslında. Şuraya. Demek ki A'dan B'ye de 2X aktarılmış. Yani A'daki su miktarı, yani A'nın hacmi 3X, B'nin hacmi 2X, C'nin hacmi de X olmalı. Hangisi olabilir diyor. Mesela A kabında 3 litre, B kabında 2 litre, C kabında da 1 litre olabilir. Evet, Edirne olabilir buna göre.